Kaçırmadım. Doğru yolda gidiyoruz. Girişi kaçırdınız. İleriden geri dön. Hayır, girişi kaçırmadım. Evet, girişi kaçırdınız. Şapşal navigasyon. Aa, şansa bakın. Dilim bitmek üzere. Tüh, kapanıyorum galiba. Artık yolu da bulamazsınız herhalde. Bah bah bah. Ne? Hayır, kapanma sakın. Benim tuvaletim geldi Remzi. Benim de karnım acıktı. Ben de susadım. Baba, en yakın benzincide dursana. Hayır oğlum, daha yeni benzinciden çıktık. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bana ne? Tuvaletim geldi. Karnım acıktı. Ay tamam. Giriyoruz şu benzinciye. Dünyanın en güzel benzincisine giriyoruz arkadaşlar. Dalga geçme Necati. Gidin çabuk işinizi halledin siz de. Burası sanki terk edilmiş gibi. Çekilin, kırmızı alarm. Tuvaletler nerede? Anneciğim. Gel kızım, biz de atıştırmalık bir şeyler alalım. Ben pek bir şey bulabileceğimizi zannetmiyorum burada ama neyse. İşte buradasın. Açılmıyorsun. Neden açılmıyorsun? Sana çok ihtiyacım var. Ne yazıyor? Tuvaletin anahtarı deponun yanında. Depo nerede? İşte depo orada. İşte anahtar yerde. Bu anahtar niye gelmiyor? Bir yere bağlı. Dolaba bağlamışlar. Kim kaybedecek bu anahtarı? Bunu niye bağladınız? Neyse. Çok tuvaletim var. Buna odaklanmalıyım. Yürü şapşal anahtar. Ay, az kalsın sıkışıyorduk ayol. Bizi fark etmedi mi acaba otomatik kapı? Bir el sallayalım. Açıldı. Ay, ne oluyor? Neyse, biz gidelim en iyisi. Hele şükür. Pompacı yok mu burada? Hop, kimse yok mu? Neyse, yurt dışında millet kendi yapıyor zaten. İçeri girip parayı ödüyor sonra da. Ne kadar zor olacak ki? Evet, ne yazıyor? Benzin ve su. Ben benzin koyacağım herhalde arabaya. Su yakmıyor sonuçta. Evet, şunu şuraya sokalım. Tamam. Aferin bana. Bu sırada ben de arabaya biraz su tutayım. Araba kiriçinde resmen. Şuralara da su atalım. Şahane. Misler gibi oldu. Ben kara şövalyeyim. Çok sıcak. İmdat. Yine aynı yerdeyim. Affedersiniz ama iyi misiniz? Aynı yerdeyim. Ay çıldıracağım. Kurtulamıyorum buradan. Bu neydi şimdi? Ne? Başardım. Evet, şimdi tuvaleti kullanabilirim. Ne? Arızalı mı? Ama ben dayanamıyorum artık. Evet, sıkı durun. İçeri giriyorum. Çok mutluyum. Hazır mısın kızım? Hazırım anne. Şimdi açılacak ve birden atlayacağız, tamam mı? Tamam. Kalk kızım, yürü. Gidelim bu esrarengiz yerden. Hiç gözüm tutmadı bu benzinciyi. Evet, işim bittiğine göre çıkabilirim. Dur, sifonu çekmeyi unutmayayım. Dur, sifon arızalıydı. Remzi, çabuk gidelim buradan. Kapılar çıldırmış. O kertenkeleyi gören var mı? Bir anda kayboldu. Pof diye gitti. Ne diyorsunuz? Hepiniz iyi misiniz? Bu benzin değil. Su bu. Su mu? Evet. Bildiğin su. Hayır, araba çalışmıyor. Tamamen bozuldu şimdi de. Bence buradan bir an önce gidelim.
Ay. 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 Yaklaşık 3 saattir yürüyoruz ama tek bir yerleşim yerine bile rastlamadık. Onu bırak, yanımızdan bir araba bile geçmedi. Bu çok ilginç değil mi? Benim kafamdan dumanlar çıkıyor. Çok sıcak. Ay, ileride bir benzinci var. Yürüyün, yürüyün. Kurtulduk galiba. Aa, bizim araba değil mi bu? Ne? Nasıl olur? Yine aynı yere geldik. Bunun mantıklı bir açıklaması olmalı. Kafamda yumurta pişirebiliyorum. Hadi bunu da açıklayın. Yürüyün çocuklar, yürüyün. Devam edelim. Burada durmak dahi istemiyorum. 3 saat sonra. Bakalım şimdi nereye geldik? Yine aynı yere geldik. Ne oluyor burada? Kafamda köfte pişirdim. İsteyen var mı? Necati, kendine hakim ol. Aklını yitirme sakın. Köftene pul biber dökeyim mi? İlerideki ışıkları siz de görüyor musunuz? Bu çocuk da çıldırdı. Işık diyor hala. Evet, evet bir şey var orada. Kızım dur. Nereye gidiyorsun? İşte ışıklar. Bu bir uzay gemisi. Ayol ne biçim bir gün bu? Şok üstüne şok. Ben içeri giriyorum. Bütün bu olanların bu gemiyle ilgisi olabilir. Canan atlarsa ben 100 milyar kere atlayabilirim. Hop hop hop. Ben iyi değilim. Beni merak edin. Hayır bu da olmuyor. Hey merhaba. Hey uzaylı, biz dostuz. Şimdi bak onun dilinden konuşmaya çalışacağım Canan. İyi izle. Haru guri, guri guri, lübele lübele. Pişir pişir, doyur doyur. Ne diyor bu? Ona bakma sen. Burada neler oluyor, bir bilgin var mı? Evet her şey benim yüzümden. Bu gemimle kendi gezegenimden çıkmış uzayda geziyordum. Fakat birden makineler arıza yaptı ve bu benzincinin arkasına düştüm. Tamam ama zamanın tekrarlanmasıyla ne ilgin var? Hadi buna cevap ver. Benim gezegenimdeki zaman algısı çok farklı işler. Zaman herkese göre aynı değildir. Benim zaman algım beni ve belirli bir alandaki çevremi kaplar. Nasıl yani? Çok karışık. Evet henüz siz dünyalılar bu mantığa hazır değilsiniz. Sen kime siz dünyalılar diyorsun dostum? Yani kısacası çok düşünmeyin bunu. Benim zaman algım benzinciyi ve yaklaşık 1-2 kilometrelik alanı etkisine aldı. O yüzden zaman tekrarlanıp durmaya başladı. Eğer buradan kurtulup evime gitmeyi başaramazsam hepinizin sonu geldi demektir. Bu çok korkunç. Buna dayanamam. Uzayda gezerken ne güzeldi. Solar panellerim sayesinde güneş enerjisinden yararlanıyordum. Gemiyi tekrar şarj etmem için bana öyle bir sıcaklık lazım. Yok artık. Güneş enerjisi kadar büyük bir enerjiyi nereden bulacağız? Nereden bulabileceğimizi biliyorum. Ne? Sahi mi? Nereden? Magma tabakasına inmeliyiz. Yerin kilometrelerce altında duruyor. Güneş kadar olmasa da çok sıcaktır orası. Evet. Her gezegen gibi burasının da bir çekirdeği olmalı. Tabii doğru. Neden bunu düşünemedim? Aynı yerdeyim. İşte size dediğim kertenkele buydu. Ay çıldıracağım. Kurtulamıyorum buradan. Kurtulamıyorum. Eyvah eyvah. Onun için çok geç artık. O geçmişin hayaleti. Tekrarlanıp duruyor. Ne demek o? Benim türümden olmayanlar için bu zaman döngüsüne girmek hiç sağlıklı değildir. Kaçıncı döngüye girdiniz hatırlıyor musunuz? 3. Evet 3. 3. döngüden sonra yok olabilir ve o kertenkele gibi garip bir şeylere dönüşebilirsiniz. Neyse ki 5 dakikanız daha var bu döngünün bitmesi için. 5 dakikada magmaya nasıl ineceğiz? Şaşırdın mı sen? Aslında geminin önünde bir toprak kazma mekanizması var. Fakat hiçbir şekilde güç sağlayamadığım için onu bile çalıştıramıyorum. Kinetik enerji bile işimi görürdü. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Mesela göbek atabilirsiniz. Tamam başlıyorum. Hop bidi hop bidi. Ay böyle yardım etmek süpermiş yandan. Necati abi dalga geçiyor seninle. Yo geçmiyorum. Belki sizin kinetik enerjinizden çıkan sıcaklık gemim için yeterli enerjiyi sağlayabilir. Devam et dostum hadi hadi kıvır 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 bakayım. Oley hem iş hem eğlence. Hop bidi hop bidi. Vay canına bu dansı kinetik enerjiye çevirebiliyorum. Evet sizler de başlayın çabuk. Ayol oynak bir şey aç bari. Böyle kuru kuru olur mu? Alın. Hop bidi hop İnanmıyorum işe yaradı. Kazma mekanizmasını çalıştırmak için yeterli güç oluştu. Oh,
Sizin artık bu gemiden ve benden uzaklaşmanız lazım. Geminin arkasında kaçış kapsülü var. Hemen ona binin. Her şey için teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim küçük kız. Çok zeki birisin. Kendinle gurur duymalısın. Hadi kapsülü. Ay, kurtulduk. Ne gündü ama. Uzun zamandır böyle macera yaşamamıştım. Takıldım ben. Ay şükürler olsun. Neyse hadi eve gidelim hemen. Efendim benzincimize hoş geldiniz. Benzin, tuvalet, araç yıkama ya da marketten bir şey almak ister miydiniz? Ben ne dedim ki şimdi? Geleneksel tatlı seyahati. Baraban. Sen ne tatlı bir gezisin. Baraban. Her sene sayende bütün tatlıları yiyoruz. Zaradan. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Geleneksel tatlı seyahati. Yuhuu. Oğlum söyle bakalım, sırada hangi yöresel tatlımız var? Bakalım. Höşmerim. Ohohoy. En komik isimlisi de bu. Höşmerim. Höş. Öyleyse direksiyonumuzu Balıkesir'e kırıyoruz. Dur o zaman, onu da ben kırayım. Hop, saçmalama. Necati, öyle kırmak değildi. Anne, özür dilerim. Öşmerime bayılıyorum. Üstü yanık olunca harika. Necati, müzik açabilirsin. Bu nasıl? Başka? Peki bu? Şimdi neredeyiz? İzmir'e geldik. Lokma yiyeceğiz. Bize 3 tane lokma verir misiniz? Buyur evlat. Süpermiş. Ben doymadım bununla. Bir lokma bir şeymiş. Oho, bir espri daha geldi. Evet, sırada Mersin var. Atlayın arabaya. Çok bunaldım. Ayakkabılarımı çıkartabilir miyim? Hayır, sakın. Tamam. Necati. Kim? Ne? Aa, Mersin'e gelmişiz. Burada ne yiyecekmişiz oğlum? Kerebiç. Çok mutluyum. Dünyanın en ilginç isimli tatlılarını yiyoruz. Değişik. Tadı biraz şey gibi. Kerebiç gibi değil mi? Evet, kerebiç gibi. Aynen. Kerebiçimsi bir aroması var. Dur. Şeye benziyor aynı. Kerebiçe. Şimdi nereye gideceğiz oğlum? Listenin en son maddesine geldik. Hatay'a gideceğiz. Künefe zamanı. Yuhuu. Sıra da çok uzun. Yandık. Ne yapacağız böyle? Çok uzun bir sıra bu. Ne yapacağız bunu? Olmaz ki. Yandık. Oğlum Şakir, bu sıra ne böyle? Baba, Türkiye'nin en ünlü künefe ustalarından birinin yeri burası. O yüzden herkes çılgınlar gibi buraya geliyor. Bir şey yapmalıyız ama ne? Herkes açılsın. Hastamız var. Künefe yemesi lazım hemen. Nani. Ay çok fedayım. Künefe verin bana. Ay bana bir şeyler oluyor. Hemen bize yol verin. Çok acil bir durum söz konusu. Herkes emniyet şeridini boşaltsın lütfen. Nani. İşe yarıyor hemzi, devam. Ay. Hemen künefeye yatırın beni. Künefeye mi yatıralım? Ayakta tedavi olmaz. Yatarak yemem lazım. Abiciğim bir çekilirsen. Teyze kay kenara. Hop. Nani. Tamam Necati, en öne geldik. İndir artık beni. İndir dedim, yere at demedim. Beklenmedik hareketler peşindeyim, üzgünüm. Sonunda bu enfes künefeyi almayı başardım. Ağzımda lezzet festivali var adeta. Eğer biraz daha künefeyi översen ben burada bayılacağım. Ay, ben kaçtım. Evet Kuntay Usta, çabuk bize en muhteşem künefelerden yapıver. Evet, sabahtan beri bu anı bekliyoruz. Listemizi tamamlamak üzereyiz, hadi. Yeter! Künefe mürefe yapmayacağım artık. Ne diyorsun Kuntay Usta, iyi misin? Biz İstanbul'dan geldik. Bu seneki yöresel tatlı seyahatimizi tamamlamamız gerek. Siz ve sizin gibi turistler yüzünden yıllardır bu dükkanda kapana kısıldım. Tam 50 yıldır burada her gün künefe yaptım. 50 yıl. 50. sanat yılın kutlu olsun. Ver elini öpeyim amca. Çap.
Ben gidiyorum. Bundan sonra künefe münefe yapmayacağım. Hayır. Lütfen bunu yapma. Bu lise benim her şeyim. Baya bıraktı, dükkana gidiyor. Sizler de dışarı. Herkes dışarı. Sakın hepiniz. Sizler de dağılın. Ev yerinize dönün. Gösterim bitti. Bundan sonra künefe falan yok. Künefe yok mu? Yani bir daha künefe yok mu? Olur mu? Ben künefe alıyorum. Ben zırt bu künefeyi değil. Hayır mı böyle şey? Olmaz. Remzi, şimdi ne yapacağız? Ben bu liseye tik atmak için geldim buraya. Hayatta en sevdiğim şey bir yerlere tik atmak. Biliyorum Necati. Ben de tik atmayı çok seviyorum. Ha? Bakın bakın. Usta nereye girdi, gördünüz mü? Ha? Zirve dağcılık. Dağcılık nedir? Yoksa dağ mı alıp satıyorlar? Hayır, dağa tırmanmak anlamında. Dağa çıkıyorlar yani. Neden peki? Of. Hayır, ben neden durduk yere dağa tırmanayım ki? Tamamdır, anlaştığımıza sevindim dostum. Öyleyse yarın sabah 6'da burada buluşup yola çıkıyoruz. Evet evet, gidelim bir an önce. Yoksa burnumdan künefe gelecek. Nasıl? Yok bir şey yok. Hadi sabah görüşürüz. Olaylar ilginçleşiyor. Evet, burnundan künefe fırlatacakmış. Hayır, anlamadınız mı? Künefe ustası dağcılık yapmaya karar vermiş. O zaman bize künefe yapamaz. Onu durdurmalıyız Remzi. Kuntay ustayı bu kararından vazgeçirebilirsek tekrar künefe yapmasını sağlayabiliriz. O zaman herkes alarmını kursun. Yarın sabah künefe operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Benim alarm müziğimi dinlemek ister misiniz? Bakın. Dünyanın en sinir bozucu sesi benim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı'ya tırmanmaya hazır mısınız? Hazırız. Ağrı mı? Sizler yenisiniz galiba. İlk defa görüyorum sizi. Biz gerçeğiz. Hiçbirimizde takma sakal yok. Evet. Asıl senin sakalın gerçek mi, ona bakalım. Ne yapıyorsun dostum? Tamam, gerçekmiş. Yukarı tükürünce bıyık, aşağı tükürünce sakal. Çok eğlenceli. Baba durun, ne yapıyorsunuz? Heyecanlanmayın, sakin olun. Araya karışıp dikkat çekmemeliyiz. Tamam tamam, ben sakinim. Sadece gözlerim kararıyor arada. Aha! Künefeci usta arkaya geçiyor. Çabuk çabuk yanını kapın hemen. Açılalım. Sakallı adama yol verin. Yavaş dur. Yavaş dur. Yavaş dur. Tamam. Şimdi plana başlayabiliriz. Hey dostum. Bana mı diyorsun? Evet. Geçen sene Ağrı Dağı'na tırmanmaya çalışan yaşlı bir tatlıcının başına gelenleri duydun mu? Duydum. Hayır, duymadın. Benden duyacaksın şimdi. Senden duyacağım şimdi. Çabuk konuş ve korkunç şeylerden bahsetsene. Bu yaşlı tatlıcı bir gün tatlı yapmayı bırakıp dağa tırmanmaya karar veriyor. Otobüsle giderken önlerini vahşi şeyler kesiyor. Vahşi neler? Vahşi yoğurtlar. Yoğurtlar mı? Evet. Vahşi yoğurtlar. Hem de kaymaklı. Çok saçmaymış. Baba ne yapıyorsunuz? Korkutamıyorsunuz adamı. Necati, B planına geçiyoruz. B planı. Tamam. Şıkı 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 hoppa. Şıkı şıkı lombero. Lombero. Dıp 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 dıp. Ne yapıyorsun oğlum? Bu B planı falan değil. Evet, bu yumuşak B planıydı. Yumuşak B diye bir harf yok Necati abi. Yumuşak G o. G. G. Beni izle. İndirin çabuk beni. Bunu yapamayacağım. Çok korkuyorum. Odağa çıkamam ben. Ben de yapamayacağım. Çabuk otobüsü durdurun. Vahşi yoğurtlar. Ne diyorsunuz dostum? Ne yoğurdu? Bırak yoğurdu şimdi Necati. Ben C planını uygulamaya gidiyorum. Sen bunları oyala o sırada. Tamam, yardım edeyim. Sinir krizi geçiriyorum. Ay! Arkadaşlar inin şuna bir bakalım. 10 dakikada mola vermiş oluruz. Bunu çıkaralım. Bu da işe yaramaz. Bu ne arıyor burada zaten? Künefeye çok az kaldı. Tamam Necati, kalk kalk. O iş halloldu. Tamam, sinirim geçti, gidebiliriz. Dostum iyi misin? Emin misin? Hayda. Arkadaşlar otobüs gitmiyor. Hoppa! Hurra! O
zaman herkes evlerine geri dönsün ve künefe yapsın. Ne? Hayır, çalışması gerek. Ben odağa gitmeliyim. Geri dönemem. İstemiyorum künefe falan. İyi diyorsun da arkadaşım, çalışmıyor ki otobüs. Çalışacak. Çalışacak. İttiririz gerekirse Kars'a kadar. Bu otobüs Ağrı'ya gidecek. Arkadaşım, ittireye kaç günde gideceğiz Ağrı'ya? 50 milyon yılda. Ayağım! Abi, ayağım! Abi, ayağım! Abi, ayağım! Ne oldu be? Piyo dostum, senin ayağın kırılmış. Bu halde bizimle gelemezsin. Yaşasın! Muhteşem bir haber bu. Şimdilik şöyle saralım, idare etsin. Bir ambulans çağıralım, hemen sana şimdi. İstemem. Ben kendim eve dönerim. Hop gidi gelsin künefeler. Baba, böyle bir kötü oldu sanki. Nasıl yani? Biz adamın bütün hayallerini yıktık, görmüyor musun? Ayağı kırıldı ve en çok istediği şeyi yapamayacak. Bizim başımıza gelen şeyden daha kötüsünü biz de ona yapmış olduk. Of, haklısın galiba Şakir. Bayağı kötü biri gibi davrandık. Hatta otobüsü bilerek bozduk. Bu çok yanlıştı. Adamı, peynirli künefe nedir sen bilir misin dostum? Şimdi açlıktan sakalımı yiyeceğim. Bıraksana beni arkadaşım. Necati, dur sen de. Adam ağlıyor, görmüyor musun? Ben bencil biri değilim Remzi, merak etme. Sadece ve sadece kendimi düşünürüm, her zaman o kadar. Hayır, bu bencillik işte. Biz bir hata yaptık ve bunu telafi etmeliyiz. Nasıl yapacağız peki bunu? Önce sen otobüsü tekrar tamir edeceksin baba. Sonra da o künefe ustasını alacağız ve... Halay çekeceğiz. Hayır, Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkaracağız. Heyecandan sakalım düştü. Ben künefe yapmak dışında hiçbir şey hak etmiyorum demek ki. Bu dünyaya sadece ve sadece künefe yapmak için gelmiş olmalıyım. Çok mutluyum. Sen de kimsin? Seni Ağrı Dağı'nın zirvesine götürecek kişiyim. Saçmalama evlat. Bu halimle hiçbir yere gidemem ben. Senin tek bir ayağın yok usta. Tam 6 ayağım var bundan sonra. Neler oluyor? Hadi çocuklar, zirveye gidiyoruz. Fena mı oldu? Bak ne güzel dağ havası. Ay, gözüm kararıyor. Abi tak şu oksijen maskesini. Öyle kumaş pantolonla gömlekle dağ mı çıkılır? Başardım. İnanamıyorum. Zirveye çıkabildim. Teşekkürler gençler. Sizler sayesinde imkansız gibi görünen bir hayalim gerçek oldu. Rica ederiz. Yardım ettiysek ne âlâ. Necati Paşa. Ver bakayım şu ünlü listeyi bana. He? Yoksa... Şuraya bir tık atalım. Aşağı indiğimizde size gelmiş geçmiş yiyebileceğiniz en iyi künefeyi yapacağım. Yaşasın! Listemizi tamamladık sonunda. Hem zaten ben de künefe yapmayı özlemiştim. Sizin gibi müşterilerin de böyle mutlu olduğunu görmek tekrar heyecanlandırdı beni. Yuppi! Çok mutluyum. Hey dostum, niye seviniyorsunuz? Çak dostum, çak! Ay, çok vurdum galiba. Ay,
çok güzel oldu. Oo Kadriye, o ne? Skor tablosu mu? Yoksa salondaki halıyı saha olarak mı kullanacağız? Bence akşam yemeğinin menüsü yazacak orada. Dedem sürekli olarak saat kaç, haberleri aç dediği için bence oraya saat koyuyor annem. Herkes hazırsa başlatıyorum. İşte okulların açılmasına kalan süreyi gösteren dijital panomuz herkese hayırlı uğurlu olsun. Oley! Hayır, kaldırın şunu şuradan. Zaten tatil bitiyor diye dün gece hiç uyumadım ve tatilde yapamadığım şeylerin hepsini birden yapmaya çalıştım. Evet, bu oyunu bitirmeliyim. Şu topla da bir 150 sektirirsem, bir de şu tabağı 3 dakika düşürmeden çevirebilirsem her şeyi yaptım demektir. Keşke tatil bu kadar hızlı bitmeseydi. Hey sen! Keşke tatil bu kadar hızlı bitmeseydi diyen çocuk. İşte benden bahsediyor. Bu yeni çıkan ve sınırlı sayıda üretilen çok havalı okul çantasından haberin var mı? Yok. Karşınızda Mega X. Ooo. Sadece bir sırt çantası değil, gizemli canavarlarla savaşırken ihtiyacınız olan her şeyi barındıran bir süper paket. Mega X'te ihtiyacınız olan her şey var. Sırt tarafına bağlı 1 adet jet gücünde itici, 7 adet hava yastığı, 1 adet kuş tüyü yastık. 2 adet proton fırlatıcı, 1 adet lazer kılıcı, 1 adet ortaçağ kalkanı ve son model bir limon sıkacağı. Hadi çocuklar. İşte bu, bunu istiyorum. Ama bu çok pahalıdır. Remzi hayır, elini cebine götürüyor, bir şeyler yap. Ödeşme kartı çekecek. Hayır hayır hayır. Ödeşme kartı. Hayır, yine mi ödeşme kartı? Evet yine o. Çocuğun kartı var Remzi, yapacak bir şeyin yok. O çantayı alacaksın. Bu ödeşme kartını icat edeni bir elime geçirirsem. Sen icat etmiştin baba. Ha? Cidden mi? Hadi baba hadi. Ay pardon, hadi Tanju hadi. Çekme kolumu Necati. Çabuk ol Tanju, o çantayı bir an önce almalıyım. Beni neden götürüyorsun çanta almaya? Mega X çantası bugün satışa çıkacak ve bütün marketler çok kalabalık olacak. Büyük bir izdiham yaşanacak. Bu yüzden de bana yardım etmelisin. Soru sormayı bırak ve koşmaya devam et. Bundan benim çıkarım ne olacak? Bir tane abri şırmını mı tıfırırt alacağız. Nasıl? Ben söyledim, anlasaydın artık. Necati sen nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Çantayı almaya. O çanta benim olacak. Hayır benim. Ben daha hızlı yürüyorum. Ben koşuyorum. Ben de. Koşmaktan daha hızlı ne var Tanju? Tamam bırak. Ben de ışık hızında lazer gibi gidiyorum. Necati lütfen bizimle yarışma şimdi. Bu çantayı Şakir'e almam gerek. Ödeşme kartı verdi bana. Ooo gerçek ödeşme kartı mı? Üzerinde 2 adet fotoğraf ve imza var mı, göster bakayım. Evet Tanju gerçekmiş. Bak işte. Hızlanmamız lazım. İşte süper hızlı bir el arabası. İttir beni Tanju. Ben gidiyorum Remzi. Çünkü işin ucunda bir tane Hıbırım Stations of Truth varmış. Nasıl? Baba koş. Hayır. Hadi. Dostum yavaş yavaş, acele etme. Hayır depoda kalmadı, hayır. Lütfen bırakın beni lütfen. Oğlum bu dükkana ne olmuş böyle? Bizden önce gidenlerin işi olmalı. Hepsini aldılar. Hepsini aldılar. Bu olaylar iyice tehlikeli bir hal almaya başladı. Ne biçim çantaymış bu arkadaş? Kesin bir tane depoda kalmış olması lazım. Çabuk o çantayı ver bana. Hiçbir yerde kalmadı. Belki, belki... Bir tanesi ilerideki benzincide olabilir. Ay ben bayılıyorum. Adamı duydun Tanju. Yürü. Herkes süper el arabasına. Nani nani. Hayır böyle. Viu viu viu. Öyle bağıracağız. Viu 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 viu. Vazgeçtim. Nani daha iyiydi. Hadi. Baba duydun Necati abi. İlerideki benzinciye gidiyoruz biz de. Şu bisikletleri ödünç alalım oğlum. Baba bunlar hiç hızlı değil. Evet, bağırmamızla hızımız çok uyumsuz oldu. Neyse şu yandaki patenleri alalım, sonra geri getiririz. Paten gücü. Yuhuu. Daha hızlı.
Sarıcı. Eğer bir gofret verirsen uçururum seni. Al sana gofret. Hem de dem gibi. İşte bu. Bu gofret değil. Ne verdin bana? Affedersin, tuğlaydı galiba. Burada buldum da. Demek bana tuğla yedirirsin. Dur dur. Yapma. Hadi benzinini alan gitsin. Bu benzincide kampanya varmış. En çok benzin alan kişiye Mega X çantasını veriyorlarmış. Nani nani. Pompacı, en çok benzini bize ver çabuk. Ama bu el arabası bu benzinle gitmez ki. Sus ve çabuk benzin ver bize. Bu böyle olmaz ama neyse. Dizel mi olsun normal mi? Güzel olsun. Güzel değil arkadaşım, dizel. Baba, biz nasıl benzin alacağız? Arabamız yok. Pompacı bey, en çok benzini bize verin. Biz de istiyoruz. Evet, o çanta için her şeyi yaparız. Arkadaşım iyi misiniz? Arabanız yok, nereye koyacağım benzini? Dök yere. At şuralara. Boşa sık. Yeter ki en çok benzini biz alalım. Olmaz öyle şey. Hey dostum, bu arada bizim de camlarımızı siler misin? Bütün çılgınlar beni buldu bugün. Arkadaşım kapın penceren yok. Nereyi sileceğim? Müşteri her zaman haklıdır. Çabuk yüzümü sil benim. Ben hayatımda böyle şey görmedim. Sil. Bak cam gibi oldu. Arkadaşlar beni dinler misiniz? Bu iş böyle olmayacak. Mega X çantası için inanılmaz derecede bir katılım var. Kimin en çok benzin aldığını hesaplayamıyoruz. Herkes çıldırmış durumda. Kimi tırla geldi, kimi uzay mekiğiyle. İnanır mısınız? Adamın biri de denizaltıyla geldi. Çabuk depomu fulleyin. Buraya nasıl geldin onunla? Onu bile anlamadık zaten. Neyse sakin olacağım ve sizlere şimdi ne olacağını söyleyeceğim. Biz bu elimizde en son kalan Mega X çantasını aldık ve benzinliğin hemen arkasındaki arazimize gömdük. Ama bu çok saçma. Kampanya koşullarında böyle bir şey yazmıyordu. Bakın en altta küçücük minnacık ne yazmışız görmüyor musunuz? Hebele lübele yazıyor en altta. Hayır onun altında. Hebele kim yazdı oraya? Şirketimiz kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. Evet, o yüzden de çanta burada değil artık. Arkadaki arazide gömülmüş bir vaziyette sahibini bekliyor. Hadi koşun çantayı bulmamız lazım. Baba çabuk biz de gitmeliyiz. Hemen gaza bas Tanju. Vurum vurum. Çabuk. Al oğlum şunu. Kazalım hemen. Tanju çabuk kas şurayı. Neden ben kasıyormuşum? Unutma ki bana yardım edersen sana hırışını tıfırıt vereceğim demiştim. Ben araştırdım öyle bir şey yokmuş. Nasıl yok? Var tabii ki. Geçen gün aşağı Astrofrangus köyünde gördüğümüz neydi peki? Nasıl? Ben bir kere derim anlayacaktır arkadaşım. Ama ben yine anlamadım. Baba çok yavaş kazıyoruz, asla başaramayacağız. Ne diye çıkardın o ödeşme kartını evladım? Şu anda evde oturup ne güzel maç izliyordum. Ödeşme kartının gücünü hiçbir şey durduramaz baba. Bu ne? Çöp poşeti. Bu değil. Çöp poşeti bu değil. Eski ayakkabı. Bu da değil. Eski ayakkabı. Bu da değil. Dinozor fosili. Bu da değil. Dinozor fosili. Bu da değil. Mega yazan bir şey. Bu da değil. Mega yazan bir şey. Bu da değil. Oh, kafam. Ay, bu Mega X sırt çantası. Buldum. Ne? Mega yazan bir şey mi? Durun. Hayır, onu ben buldum. Çantayı bulmuş. Hadi. Biz hangi ara o kadar yükseldik anlamadım. Ellerimdeydi. Tam ucumda. Dokunmuştum hatta. Hep senin yüzünden Tanju. Ben ne yaptım şimdi? Çantayı atan sensin. Lütfen konuşma. Sinirlerim zaten gergin.
Git arabayı getir ve beni evime bırak. Demek öyle ha? Al sana araba. Bir daha benimle falmat etmez tünt umarım. Nasıl? Ben bir kere söylerim. Hadi bakayım. Aa, anneciğim. Of of. O çantayla ilgili ne güzel de hayallerim vardı oysa ki. Boş ver oğlum. Şanslı günümüzde değilmişiz belli ki. Oysa ödeşme kartını kullandığım her işte şansım yaver gider. Ah ah ah. Eline sağlık Adnan Usta. Şahane oluyor duvar. Ne kadar işi kaldı peki? Az kaldı az. Ben de acele ediyorum. Çocukları bu yeni açılan Vahşi Batı Parkı'na götüreceğim. Fatoş'a söz verdim. Hop hoca ha hay. Oo çok güzel. Ha. Vay canına Necati abiye bak sen. Çocuklar aman evladım. Çekilin yanıma gelin. Bu adamın sağ solu belli olmaz. Masa lazım mıydı? Neyse pardon. Necati geliyor. Tamam. Acaba ne zaman pes edecek? İyi. Ya seni duydum Şakir. Son muhteşem hareketimle bitiriyorum. Dönme hareketi. Siz hangi takımın taraftarısınız? Nemzi, büyük derbi var galiba. Baksana şunlara. Necati, sen ne yaptığının farkında mısın? Bütün gün bu çocukları temizlemekle uğraşacağım. Ben eve gidiyorum Remzi. Ama bizim duvar kaldı Adnan. Kusura bakma artık, başka gün devam ederim. Al şu biletleri. Bizim bugün gitmemiz çok zor. Bu çocukları yıkadıktan sonra sokağa falan çıkartamam. Necati ah. Ben de sizin takımı tutuyorum. Civ civ civ, cav cav cav. Güle güle birlik taraftarlar. Baba bunlar bedava bilet. Vahşi Batı Parkı'na gidebiliriz. Evet oğlum. O zaman hadi hep beraber bedava bilet şarkımızı söyleyerek buradan hemen gidelim. Bedava bilet, bedava bilet. Sen ne güzel şeysin. Keşke her şey senin kadar güzel olsa. Bedava bilet, bedava bilet, bedava bilet. Hiç para vermedim sana. Hoş geldiniz. Biletlerinizi görebilir miyim? Tabii ki. Buyurunuz. Yalnız bu bedava bir bilet. Bununla sizi içeri alamam. Ne? Şaka. Bedava şeyleri ben de severim. Bakın hatta bana da biraz önce dondurmadan bedava çıktı. Buyurun. Geçin içeri. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Bedava bilet. Bedava bilet. Sen ne güzel şeysin. Bedava bilet, bedava bilet. Yeter, susun artık. 2 saattir bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Anladık işte, bedava almışsınız. Bir dinleyin beni. Necati abi, sen ne kıyafeti giydin? Başka kovboy ve kızılderili kostümü kalmamış. Bana bu kaktüs kıyafetini verdiler Şakir. Çok mutsuzum. Ben kaktüslükten ne anlarım? Öyle deme abi. Kaktüs de buranın bir emekçisi. Dalga geçmenin cezası. Gel, sana sarılacağım. Batıyor, yapma. Sevgili katılımcılar, ben buranın müdürüyüm. Görmüş olduğunuz gibi harika ötesi bir mekan açtım. İyi yaptın müdür. O işi hallettiğin çok iyi oldu. Bu parkın içinde sizleri gizli görevler bekliyor olacak. O görevleri yerine getirip oyunu ilk bitiren de bir çuval dolusu altını kazanmış olacak. Ne? Nasıl? Ne dedin? Öyle mi dedin? Evet, yanlış duymadınız. Bir çuval dolusu altın dedim. Bir duvar borusu barkın mı? Sen yanlış duydun. Duvar borusu barkın diye bir şey yok. Çuval dolusu altın dedim. Tamam pardon. Ben yine duymadım, ne dedi? Öyleyse kapılar açılsın ve oyun başlasın. Hadi. Şuraya bakın. Ne kadar da büyük bir yer burası. Adeta gerçek bir Vahşi Batı filminde gibiyiz. Gerçek bir tren bile var. Acaba görevi nereden öğreneceğiz? Bir an önce o altın dolu çuvalı almak istiyorum. Bunu mu istiyorsun yani? Akbaba Kürşat ve adamları değil miydi onlar? Hem de ellerinde büyük ödül vardı. Herkesin havalı havalı şapkaları, okları falan var. Benim hiçbir şeyim yok. Özel gücüm de yok. Sadece dekorum. Baksana. Kaktüs dekoru. Dikkat dikkat. Oyunumuza gizlice giren Akbaba Kürşat bir şekilde
büyük ödülü sakladığımız yeri bulmuş ve çuval dolusu altını çalmıştı. Oley! Bunda sevinecek bir şey yok. Pardon, taktis olmak çok sıkıcı. Ne yapacağımı şaşırdım. Şu dakikadan sonra oyunun görevini değiştiriyorum. Akbaba Kürşat'ı yakalayanlar ödülün sahibi olacaktır. Koşun, koşun, yakalayın. Hadi oğlum, hadi. Tamam abi, anca bu kadar. Bu trene atlarsak buradan kurtulabiliriz. Bu tren bizi sabah gizlice girdiğimiz deliğe götürecektir. Kürşatlar trene atladı. Bakın bakın, tren ileriden dönüş yapacak ve yakınımızdan tekrar geçecek. O gelene kadar hala vaktimiz var. O halde etrafta ne varsa toplayıp barikat yapalım. Hadi, hadi çabuk. Merhaba kaktüs kardeş. Seni ittirmek zorundayım, kusura bakma. Abi, Remziler barikat kuruyorlar. Tamam, bitti. Gidelim hadi. Eyvah! Ayağım! Ayağım sıkışmış! Hadi baba! Ayağımı çıkartamıyorum oğlum. Necati, sen de bir şey yapsana. Tamam. Ne yapıyorsun? Süper Bey'in dalgalarımla treni durdurmaya çalışıyorum. Çünkü ben kaktüs adamım. Oğlum sen kaç kurtul. Beni bırak. Zaten oyuncak tren bu. En fazla bacağım incinir. Hayır. Kaktüs gücü. Başardım. Kaktüs güçleri bir şey yaradı. Of, bu güçlerle kim bilir daha neler yapabilirim. Rayları değiştiren kula çarptığımı söylesem mi? Boş ver, söyleme. Sevinsin gariban. Tamam. Oh, kurtuldum. Abi, demin tren ray değiştirdiği için bizim gitmek istediğimiz yere gidemeyeceğiz galiba. Doğru diyorsun. Sabah girdiğimiz delikten bayağı uzaklaştık. Sen dürbünle bak bakayım etrafa, görebileceksin mi orayı? Tamam abi. Eyvah! Abi, sana kötü bir haberim var. Yoksa trenin düdüğü mü bozuldu? Yok abi, o çalıyor. Çalsana düdüğü Necmi. Oh, iyi bari. Asıl kötü haber, bizim deliği kapatıyorlar, baksana. Tüh, bu düdükten de kötü hakikaten. Buradan çıkamazsak yakalanırız abi. Pes etmek yok Ercan, aklıma bir şey geldi. Şu ilerideki samanlara atlayacağız birazdan. Tamam abi. Dur, son kez düdüğümü de ben çalayım. Hadi bakayım. Hop. Oh, evet kaktüsler uzun süre dayanabilir ama ben dayanamıyorum. Of, çok sıcak. Susadım. Herkes beni iyi dinlesin. Galiba Akbaba Kürşat ve yanındaki adamları kasabadaki bankaya doğru gidiyorlar. O yüzden elinizi çabuk tutun. Müdür, çok sıcak burası. Bari su ver bize. Hadi size bir tavsiye vereyim. Kaktüsler içlerinde su depolarlar. Bir kaktüsü ortadan ikiye bölerseniz su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ne? Ne diyorsun sen müdür? Bakın bir tane kaktüs var şurada. Oldukça sulu bir şeye benziyor. Yakalayın! Hayır! Anne, ben gerçek kaktüs değilim. Necati koş! Hey sen, hemen in o arabadan. Ona ihtiyacım var. Ama benim işim var. Tamam neyse ne. Suyumu çıkarmaya geliyorlar. Ben ne dediğimi biliyor muyum? İn çabuk in. Kaktüslü otomobil geliyor. Çekilin. Necati bizi bekle. Çabuk olun. Bas gaza Necati, bas gaza. Doktorin, doktorin, doktorin. Kimse kıpırdamasın. Bu bir soygundur. Evet, başka bir şey değil. Yani deprem değil, trafik kazası da değil. Bu bir soygun. Sonra yanlış anlaşılma olmasın. Tamam Ercan, anladık. Uzatma. Zaten elimizde muzlarla soygun yapıyoruz. Merhaba, Toynak Bank'a hoş geldiniz. Çabuk burayı boşaltın bakayım. Merhaba, Toynak Bank'a hoş geldiniz. Tamam, hoş bulduk, anladık. Siz beni duymadınız mı? Boşaltın burayı dedim. Merhaba, Toynak Bank'a hoş geldiniz. Abi, bunlar gerçek değil. Bunlar robot galiba. Necmi, şunun fişini çeksene bir. Merhaba, Toynak Bank'a. Bak görüyor musun?
Bir gün bütün meslekleri robotlar ele geçirecek demişlerdi zaten. Neyse tamam, işimiz daha kolay. Dinamitleri getirin. Birazdan eğlence başlayacak. Yavaş Necati, yavaş. Dur artık, tamam. Duramıyorum. Fren çalışmıyor. Birine çarpacaksın. Dur. Merhaba. Ne güzel bir gün değil mi? Vucuri vucuri. Merhaba. Ne güzel bir gün değil mi? Adam kafasına lastik yedi, hala merhaba diyor. Dostum iyi misin? Aa, bunlar robotmuş. Her yerde robotlar var. Oh iyi bari. Gerçek değilmiş. Hey! Herkes beni iyi dinlesin. Müdür, beni gördüğünü biliyorum. Beni iyi dinle. Bize hemen bir helikopter yollayıp kaçmamıza izin vermezsen bu bankayı uzaya yollarız. Evet, adı da Uzay Bank olur. Bir şeyler yapmamız gerek. Benim bir fikrim var. Siz onları oyalayın. Müdürle konuşmaya gidiyorum. Müdürü nasıl bulacaksın oğlum? Nerede olduğu belli değil ki adamın. Telgraf tellerindeki megafonların bağlı olduğu kabloyu takip edeceğim. Biz de onları oyalayalım Necati. Bu işi bana bırak. Müdür, cevap versene arkadaşım. Duymuyor mu beni? Abi, şu kaktüs hareket etti gibi geldi mi sana da? Hı? Ne kaktüsü? Yo, duruyor işte. Sanki bir an oynadı gibi. Ercan, sıcaktan senin başına güneş geçmiş. Ha, baba. Sahiden hareket etti şimdi. Hı? İyice çıldırdın. Abi, bu kaktüs gülüyor. Hakikaten bana da öyle geldi. Kaktüsler güler miydi? Hiç zannetmem abi. Çekil musunuzu? Çıktık abi. Necati bu. Kaktüs gücü. Kaktüs adam yine iş başında. Neler oluyor? Baba, şu elektriği giyin hemen. Acaba neler oluyor? Necati bayıldı. Neyse, ona da ben giydireceğim. Abi, bizim çuval hangisiydi? Ne demek hangisiydi? Nereye gitti? Abi, bütün çuvallar karıştı. Hangisi bizimkisi bulamıyoruz. Nasıl becerdin çuvalı kaybetmeyi? Hangisiydi? Hangisi? Bu değil. Bu da değil. Baba, bu altın mıknatısı. Sizi kurtaracağız. Uyan Necati. Giy şunu. Altın dolu çuval yukarı gidiyor. Yakala, yakala. O çuval benimdi. Şimdi görürsünüz siz. Bu bankayı yerle bir edeceğim. Abi, konfetiymiş bunlar. Gerçek dinamit değilmiş. Gülme Ercan, gülme. Sen de bırak omuz yemeği. Şapçık. Bıcı bıcı. Buranın şerifi olarak üçünüzü de kodisi atıyorum. Bıcı bıcı. Aferin evlat. Sayende çuvalı kurtarmayı başardık. Bu ödülü siz hak ettiniz. Yaşasın! Oley! Necati! Ne oldu? Yaha! Uçuyoruz! Necati! Hepimizi kaktüs gücünü kullanarak sen kurtardın. Altını da biz kazandık. Ne? Sahi mi? Oley! Şaka değil, değil mi? Ben kurtardım. Oley! Mutluluktan bayılacağım. Bayıldım. Acaba kazandıkları altınların gerçek değil de altın kaplamalı çikolata olduğunu şimdi mi söylesem, sonra mı söylesem? Geldim ayol. Uzatın tabaklarınızı. Oo, en sevdiğim yemek. Tas kebabı. Neden tas kebabı demişler buna? Çünkü hamam tasının içinde yetişiyor bu kebaplar. Hayır. Osmanlı'da bakır tasın içinde yapıyorlarmış bu yemeği. O yüzden öyle diyorlar. Oo, bilgili kız yine beni yendi. Hadi yiyin yiyin. Bırakın konuşmayı. Evet. Nom nom. Aa, yemeklerin ağza girmesi için harika bir ses efekti. Ben de yiyeyim bari. Yiyemiyorum. Ne yapıyorsun Necati? Yesene yemeğini. Yiyemiyorum Remzi. Yiyemiyorum. Aa, yoksa yemeğimi beğenmedin mi? Hayır Kadriye, seninle ilgisi yok.
Ben yiyemiyorum. Yani elimi ittiriyorum ama ağzıma sokamıyorum yemeği. Ya ne oluyor? Bana neler oluyor? İn çabuk aşağı Necati. Ben yemek yiyemiyorum. Bu imkansız. Bir daha dene Necati. Anne, imdat, açılır. Bunları da yiyemiyorum. Ben yeme özelliğimi kaybettim ha dostlar. Benim en iyi bildiğim şey yemek yemekti. Bundan sonra ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yo. Çok mutsuzum. Yo. Çok açım. Çok açım. Çekilin önümden yoksa hepinizi yerim. Buyur evladım, ne vereyim sana? Bana 79 tane dürüm ver hemen. 79 mu? Neden 79 peki? 80 değil. Asal sayıları çok seviyorum da ondan. Çabuk ol hadi. Tamam hemen hazırlıyorum. Bu dürümleri de yiyemezsem durumum hiç iyi değil. Dürümler hazır. Sağ ol ustacığım. Şimdi dürümleri sırayla ağzıma doğru fırlatmaya başla. Fırlatayım mı? Emin misin? Çok eminim. Elimle tutup ağzıma sokamıyorum. Bir sorun var bende. İyi evladım, sen bilirsin. Aç ağzını. Dürümler geliyor. Oğlum sen yemiyorsun bunları. Benimle dalga mı geçiyorsun? Al şunlarının hepsinin parasını ve fırlatmaya devam et. İyi tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Dora, hiç basketbol oynamadın mı? Yiyemiyorum. Bence çok büyük bir sıkıntı var. Yolla usta, yolla. Durma sen. 76, 77, 78, bu da son 79. Çok açım. Bir türlü yiyemiyorum. Ayol ne iyi oldu böyle açık büfe kahvaltıya geldiğimiz. Necati'yi de çağırdık ama gelecek mi bakalım? Ay! Tanju abi ne yapıyorsun burada? Tabağımızda alta kalan yemekleri bağışlamak ister miydiniz? Sokak köpeklerine yardımcı olacaksınız böylece. Direkt ağzıma dökebilirsiniz. Hadi. O gelen Necati abi mi? Necati? Ne oldu sana böyle? Lollipop gibi olmuşsun. Çok zayıfladım Remzi. Hiçbir şey yiyemiyorum. Hala çok açım ama ağzıma yemek sokamıyorum. Ayol sende başka bir sıkıntı var Necati. Krakere dönmüşsün resmen. Sanırım sizin sorununuz psikolojik Lollipop Bey. Ben bir psikoloğum ve sizin gibi hastalarım da oldu. İsterseniz sizi bir muayene edin. Bir ara ofisime gelin. Beni çabuk muayene et doktor. Ofisi boş ver. Hemen şimdi burada. Ama burada olmaz ki. Kanepeye uzanmanız lazım ki sizi dinleyip notlar alacağım. Kanepeye gerek yok. Burada mis gibi masa var. Tamam. Sen de geç şuradaki sandalyeye. Hadi çabuk tamir et beni. Tamam. Böyle bir garip oldu ama neyse. Çocukluğumdan başlıyorum. Hayır dur. Çocukluğuna gerek yok. Artık çok geç. Flashback başladı bile. Ekran beyazlaşıyor. Hışı. Bir gün sokakta saklambaç oynuyordum. Sonra eve geldim. Fakat bir de ne göreyim? Annemle babam benim video oyunumu oynuyorlardı. Hem de benim oyun kumandamla. Bu çok korkunçtu. Yeter dur. Çık o flashback'ten, gerek yok. Hey! Kendine gel. Tamam iyiyim. İyi bari. Şimdi söyle bakalım, son zamanlarda canını sıkan bir olay oldu mu? Evet oldu. Video kanalıma kimse abone olmuyor. Hayır, öyle küçük şeyler değil. Daha böyle içten şeyler oldu mu? Dün gece içimde gaz vardı, uyuyamadım. Necati, kadını ciddiye al. Doğru cevap ver. Mesela sevdiklerinizde farkında olmadan kötü bir şey yapmış olabilirsiniz. Bu da sizin vicdanınızı etkilemiştir. Belki de bu yüzden yemek yiyemiyorsunuzdur. Sahi mi? O zaman bundan sonra bütün tanıdıklarıma iyi davranacağım. Böylece tekrar yemeye başlayabilirim. Bravo. Başlayın öyleyse. Başlıyor. Oh.
Evet, bugün Remzi'ye iyilik yaparak başlayacağım. Oho, oh, ne güzel de araban varmış. Tam bir kedi gibi işte. Sıcak motoru görünce içine giriyor. Sana nasıl yardım edebilirim bugün Remzi? Beni içeri itmeyerek. Nasıl? Yok bir şey. Aslında arabanın lastiklerine hava basmam lazım ama çok işim var. Sen bunu halleder misin? Hiç sorun değil. Bugün vaktimi sana ayırmaya geldim. Hop! Hadi ben gittim. Necati! Anahtar bende! Bende niye gitmiyor diyorum. At at! Şimdi nasıl olacak bu iş? 30 yazıyor. 30 az. Cimri davranmayalım. Bu araba çok havalı bir araba. Havası da çok olmalı. Havasından geçinmiyor arabanın çünkü. Hey! 300! Çok iyi. Hadi bakayım. Aa, araba uçuyor. Çok havalı oldu. Gitti araba. Neyse, ısı götürerek buradan uzaklaşmalıyız. Aa, araba uçuyor. Sen de uçuyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? Evet Kadriye, sıra sende. Sana nasıl bir iyilik yapabilirim? Ay Necati, bugün mahalleden arkadaşlarla birlikte televizyon programına seyirci olarak gidecektik. Benim çok işim var. Sen gider misin? Tabii giderim. Değişik bir şey. Bir dakika, bir dakika. Bana da mikrofonu uzatır mısınız? Vereyim mikrofonu şuradaki Lollipop abiye. Evet, Lollipop'um ben. Şimdi, Aslıhan Hanım, ben bu adamı tanıyorum. Bu adam Nazmiye Hanım'ı kandırdı. Rap yapabilir miyiz bu arada? Nasıl? Fil ne cazı kaçar? Tanju, ben hala yemek yiyemiyorum. Belki sana kötü bir şey yapmışımdır. Geçenlerde yarım gofretimi yemiştin ama neyse. Şimdi o konuyu açmayalım. O zaman sana yardım etmeme izin ver. Ne yapabilirim senin için? Bu akşam evsiz arkadaşlarım için bir sokak konseri düzenleyecektim. Ama davulcum rahatsızlandı. Sen davulun başına geçer misin? Eğer bundan sonra yemek yiyebileceksem senin davulun bile olurum Tanju. O zaman müzik. Yeter! Kafanız şişti! Burada uyumaya çalışıyorum! Necati yeter! Şaşırdın mı bu saatte bu kadar ses yapılır mı? Sen davul çalamıyorsun diye kıskanıyorsun değil mi? Kıskanç! Hop hop hop! Ne yapıyorsunuz arkadaşım burada? Ne yapıyorsun? Pardon abi, müziğe kaptırdım kendimi. Gençler, mahallenden şikayet var. Yeter! Necati! Evladım dur dedim sana! Kafam! Eyvah! Kafama baget atarsın ha! Gel bakalım bizimle karakola! Gel gel! Bütün kırtasiyeler kapalı. Nereden bulacağız yapıştırıcıyı bu saatte? Kızım sen de niye bu baket işini son dakikaya bıraktın? Keyfimden bırakmadım herhalde. Necati abinin yüzünden geç kaldım. Ne? Benimle ne alakası var? Geçen haftaki olayı unuttum galiba. Geçen haftaki olay. Hüttülü hüttülü. Serçe parmağım. Serçe parmağımı vurdum. Kafam. Evde bunun ne işi var? İmdat! Gökten fil yağıyor. Hayır, geçen haftaki olay o değil. Neydi peki? Ben okul ödevi için yaptığım kız kulesi maketini tamamlamış yolda gidiyordum. Seninle karşılaştık. Sen elimdeki uzun maketi dondurma zannettin. Yok artık. Bence de yok artık. Sonra da birden maketi kaptığım gibi yemeye başladın. Bütün emeklerim bir anda boşa gitmişti. Sinirli, aynı anda da üzgündüm. İşte bu, buymuş. Bu hareketimden ötürü vicdan azabı yaşıyordum demek ki. Canan. Ben çok özür dilerim. Bir an şapşal gibi davrandım ve paketini yemiş bulundum. Umarım beni affedebilirsin. Hadi bırak şimdi, geç arabaya bin çabuk. Canan lütfen affet beni. Canan, kızım. Canan, yeni paketini yapmana yardım edeceğim. Lütfen, çok özür dilerim. Of, tamam.
Affettim. Bir daha böyle bir şey yapma yeter ki. Oley! Yaşasın! Vicdan azabından kurtuldum. Artık yemek yiyebilirim. Aha, kesin yersin. Sen bizimle önce bir karakola gel bakalım. Karakolda yemek var mı? Döner var mı? Lahmacun, kız kulesi maketi, şaka canan şaka. hadi yemek verin bana.